Kaldı. Thank you.
Aferin, çok hızlı gittin, bravo. Aferin sana Clio. Ne kadar hızlı kullanıyorsun. Adam göre göre geliyor ya. Vallahi billahi sağındayım. Harbiden enteresan. Hadi bakalım buralara çıkabilirsek şarjımız sarı. Bak süper şoför bir tane. Aferin sana da. Çok hızlı kullanıyorsun, bravo. Çok güzel, hava çok güzel. Evet, spor yapacaksınız. Belki spor yapmaya gerçekten yardımcı oluyor. Aha, kırmızı oldu. Eve dönemeyeceğiz belli. Gidebildiğimiz kadar gidelim bakalım.
Sarı oldu tekrar. Evet, kırmızı oldu. Bakalım. Oraya götürecek mi bizi? Ah, bitti. Çok güzel. En lazım olduğu yerde elektrik bitti. Evet, en düşük vitesteyim. Ön taraf en küçük dişti, arka en büyük dişti. Ama performansım o kadar iyi değil. Rahat çıkamıyorum. Çok da dik olmamasına rağmen. Hararet yapmaya başladı vücut. Şurada bir yakamı açayım. Hızlı gidemeyeceğim için gözlüğü de gerek yok. Gözlüğü de şuraya asalım. Bir batarya daha olsa eve dönebilirdim.
Çıkabilecek miyiz burayı? Evet, en küçük vites, arka en büyük vites. Çok dik değil ama yoruldum. Evet, bu kadar. Yoruldum. Şöyle elimle karşıya geçeyim. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım. Uygun bir yer bulursam bir bike hakkındaki görüşlerimi birazdan aktarırım. Burası çok dik değil ama çıkabileceğimi zannetmiyorum. Evet, videoyu kapatıyorum. İleride uygun bir nokta bulursam orada bike hakkında bir tanıtım videosu çekerim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şu an Dikmen ortalarında bir parktayım. Şarjım bittiği için burada mola verdim. Mola verdiğim esnada size bike'i tanıtmak istiyorum. Bisiklet Mosso Wildfire. Dağ bisikletiydi. Bugün lastiklerini değiştirdik. Patlamaz lastiklerden taktık. 7. seviye korumalı CTS'ydi yanlış hatırlamıyorsam markası. CST. CST 7. seviye 26'ya 26 inç 1.75 1.75 elinde. 10. lastik taktik. Önde motorumuz. Yani Alba'yla kıyasladığımız zaman torku yokuş çıkmak için oldukça yetersiz kalıyor. Tabii jant çapı da büyük. Biraz onda etkisi var. 20 inç tekerlekli bisikletti. Torku daha fazla oluyor. Gaz kolumuza gelelim. Gaz kolumuz burada. Sol ele yerleştirdik. Fren sıkmamı çok etkilemiyor. Biraz freni içe almak zorunda kaldık. Çünkü buradaki
vitesin kontrol düğmesini engelliyordu. Elcik biraz uzaklaşmış oldu sol taraftaki vites. Sağ taraftaki vites yerinde. Şurada bir çarpışma önleme ışığımız var. Gördüğünüz gibi 3D printer'dan basılmış. Tanıtım videosunda daha önce kutu açma videosunda göstermiştim. Çok kaliteli değil bağlantıları ama pratik. Bugün ayrıca şehir bisikletine çevirmek için daha bisikletini şu uzatma parçasını taktık buraya. İlave de bu açı ayarlama parçasını taktık. Biraz daha oturuşumuz dik hale geldi. Yani bugün çok fazla dolaştım bu bisikletle. Çok fazla gaz kullanmadığımı düşünüyordum ama dönüş yolunda şarjım bitti. Yani yedek batarya Dikmen'den Ulus'a gidecekseniz tekrar geri dönecekseniz yedek batarya ihtiyacı olacaktır. Sırt çantanızı atıp o şekilde kullanabilirsiniz. 7000 liraya almıştık Balki kiti. Alınır mı derseniz, yani günlük kullanacak bir kişinin, Dikmen'de oturan bir kişinin en az 500 wattlık 65 Nm torku olan hap motorlardan almasını tavsiye ederim. O 20 jantta anca yetiyor. Hatta jant çapı büyüdükçe onun da torku azalacaktır. Yani paranız varsa mid-drive kit almanızı tercih ederim. Çünkü ona da kademelerle vücudunuzun uygulayacağı kuvveti ayarlayabiliyorsunuz. Bunda zaten maksimum kuvveti uyguladığınız halde motor desteğiyle hafif yokuşları anca çıkabiliyorsunuz. Yani bu Ankara'daki Dikmen gibi semtler için çok uygun diyemeyeceğim. Daha çok Kızılay'a yakın 5 km gidiş, 5 km geliş toplam 10 km'yi geçmeyecekse ulaşımda kat ettiğiniz yol buralarda kullanabilirsiniz. Onun dışında Dikmen'den Kızılay'a, Kızılay'dan Dikmen'in sonlarına doğru bir kullanım konseptinde yeterli gücü ve batarya kapasitesi size yetmeyecektir. Sürüş videolarında zaten göreceksiniz. Şehir içinde giderken kolaylık sağlıyor. Ha, ikinci batarya alırsanız 7000, 2500, 3000 de ona verdiğiniz zaman 10.000 lirayı bulacak yaklaşık maliyetiniz. 10.000 liralık bir kitle de kendinizle biraz fazla pedal çevirerek çıkabilirsiniz. Tabi burada bisikletinizin dişlileri de önemli olacak. Benim arkada 7 dişli var. 7 vites var. Önde 3 vites var. Tabi vitesten ziyade bunların da dişli sayıları önemli. Yokuş tırmanmaya daha uygun bir modelle bike ile bir şekilde gidiş geliş yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa videonun altında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.